Merhaba çocuklar. Hafta sonu çalışmalarımızın çözümlerine başlıyoruz. Aşağıda verilen kavramları boşluklara uygun şekilde yerleştirerek cümleleri tamamlayalım. Kelimelerimiz veriyor, santigrat derece, termometre, erime, farklıdır, soğuma, ısınma, alıyor, su, buharlaşma sözcükleriymiş. Isı ve sıcaklık birbirinden farklıdır. Isı ve sıcaklık birbirinden farklıdır. Isı maddenin sahip olduğu enerji miktarıdır. Sıcaklık onun ölçülmesidir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Maddelerin ısı alarak sıcaklığının artmasına ısınma deriz. Buzun ısı alarak sıvı hale geçmesine erime deriz. Sıvı bir madde donuyorsa ısı veriyor demektir. Sıvı bir madde içindeki ısıyı, o sahip olduğu enerjiyi dışarıya verdikçe kendisi soğumaya ve en sonunda donmaya başlar. Nokta nokta maddelerin ısı vererek sıcaklığının azalmasıdır. Evet, buna da soğuma diyeceğiz. Soğuma maddenin içindeki ısıyı dışarıya vermesine biz soğuma diyoruz. Sıvı bir madde buharlaşıyorsa ısı alıyor demektir. Çünkü ısı aldıkça ne yapacak? Isısı artacak. Isısı arttıkça da kaynamaya başlayacak ve buharlaşacak. Isı alıyor demektir. Sıcaklığın birimi santigrat derece demişler. Sembolü buydu. Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Doğada üç halde bulunur. Evet, buraya yukarıdakilerden birini yazacağız. Madde doğada üç halde bulunur ama yukarıda madde yoktu. Su var onun yerine. Tamam. Su doğada üç halde bulunabilen maddelerden bir tanesi su. Erime, bozulma. Bir bilgi notu vermiş bize. Erime, katı maddelerin ısıtılınca sıvı hale geçmesidir. Bozulma, katı maddenin ısıtılınca temel özelliklerini yitirmesidir. Evet, bu bozulmayı daha önce konuşmuştuk. Yine hatırlayalım. Bozulma bir maddenin artık geri dönüşemeyecek şekilde bozulmasına biz bozulma diyorduk fende. Erimeyi zaten biliyorsunuz. Bozulmanın özelliği artık o maddenin eski haline dönemeyecek olması. Öyle olunca bozulma oluyor. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıda verilen örneklerden erimelere E bozulmalara B harfi yazalım denilmiş. Buzun suda erimesi. Buz suyun içinde erir. Ancak sonra da tekrar dondurumundan buz yapabiliriz. O yüzden bu erimedir. Kağıdın ısı alarak kahverengine dönüşmesi. Evet, kağıdı ısıttıkça kağıdın rengi değişir ama o artık bir daha eski haline getirme şansımız yok. İşte ona biz bozulma diyoruz. Ekmeğin yüksek ısıya maruz kalıp yanması, o bozulmadır. Tekrar eski haline gelmez. Margarinin tavada ısıtılması. Isıtırsak erir ancak tekrar ne yapabilir? Katılaşabilir. O yüzden bu sadece erimedir. Yanan odunun küle dönüşmesi artık o küllerden bir daha odun yapamayacağımız için o bozulmadır. Isı ve nemin etkisiyle demirde olan paslanma, evet bu da bozulmadır. Yüzeyinde oluşan o paslar temizleyebiliriz. Altından tekrar demirin iyi yeri ortaya çıkabilir. Fakat üzerindeki o paslar artık bir daha demire dönüşemeyeceği için o bir bozulmadır. Aşağıda verilen kartlara uygun örnekler yazalım. Erime, donma, buharlaşma ve bozulmaya örnekler yazmamızı istiyor. Yazalım. Erime, buz ne yapar? Buz eriyebilir. Başka tereyağı eriyebilir. Ya da margarin de eriyebilir. Demir yeterince ısıtılırsa erir. Altın yeterince ısıtılırsa erir. İşte mum, yanan bir mum eriyebilir. Donmaya geçelim. Donma su donabilir. Aslında erimenin tersini de yazabiliriz ona. Tereyağı tekrar donabilir. Eridikten sonra demir, yani eritilmiş demir diyelim biz ona. Eritilmiş tereyağı donabilir. Eritilmiş demir tekrar donabilir. Eritilmiş altın tekrar donabilir ve yine eritilmiş mum ya da erimiş mum diyelim. Erimiş mum tekrar donabilir. Buharlaşmaya gelince buharlaşmada
Su buharlaşabilir. Çamaşırın kuruması diyelim. Çamaşırın kuruması. Çamaşırın kuruması buharlaşmaya örnektir. Çamaşır neden kurumuş olur? Çamaşırın içindeki su buharlaşıp gidince geriye kuru çamaşır kalmış olur. Yani çamaşırlar buharlaşma sayesinde kuruyor. Yine aynı şekilde yıkanan yüzün kuruması ya da yıkanan elin kuruması, yüzümüzün kuruması diyelim, yüzümüzün kuruması. Diyelim ki yüzümüzü yıkadık ama havluyla kurulamadık. Bir süre sonra yüzümüzün yine de kuruduğunu görüyoruz. Peki yüzümüz nasıl kuruyor? Yüzümüzdeki su vücudumuzun ısısıyla ve eğer dışarıda güneş de varsa güneşin de etkisiyle buharlaşıp gidiyor ve yüzümüz kurumuş oluyor. Başka yine yerlerin kuruması diyebiliriz. Yerlerin kuruması. Diyelim ki yağmur yağdı. Her taraf ıslandı. Sonra yağmur durduktan bir süre sonra yerlerin kuruduğunu görebiliyoruz. Peki niye kuruyor o yerler? İşte güneşin ve topraktaki ısının etkisiyle o sular buharlaşıp gidiyor ve yerler kurumuş oluyor. Bozunma neydi? Bir şeyin eski haline gelemeyecek şekilde değişmesine biz bozunma diyorduk. Ona örnek yazacakmışız. Kağıdın yanması diyelim. Kağıdın yanması. Ya da işte odunun yanması. İşte demirin paslanması. Biraz önce vardı bunlar. Demirin paslanması. Bunlar da bozunma çeşitleri. Aşağıda verilen örnekleri uygun kavramlarla eşleştirelim. Tamamını görmek için önce ekranı küçültelim. Dolaptaki suyun buz olması. Dolaptaki suyun buz olması erimedir. Ama dolaptaki suyun diyor, buzun su demeyi. Suyun buz olması donmadır. Onu donmayla eşleştiriyoruz. Yazın dışarıda bekletilen dondurma ne yapar? Erir, erimeyle eşleştirdik. Leblebinin kavrulması, yani ateşte biraz yanacak gibi olması. Kavrulma o demek. O yüzden o bozunmadır. Kavurduğumuz bir leblebi tekrar eski haline dönüştüremeyiz. Kavrulduysa kavrulmuş olarak kalır. Eritilmiş altın madeninin kalıplarda bekletilmesi. Eritilmiş bir altını kalıplarda bekletirsek tekrar donma yapar. Eritilmiş çikolatanın kalıplarda şekillendirilmesi, o da yine donmadır. Kaynayan suyun azalması. Kaynayan su neden azalır? Suyun bir miktarı buharlaştığı için azalır. Güneş altında kalan kardan adamın bozulması. Bu bir erimedir. Serili çamaşırların kuruması buharlaşmadır. Suları buharlaştığı için kuruyor demiştik. Mangalda odunun küle dönüşmesi bu bozulmadır. O küllerden tekrar odun yapamayız çünkü. Tereyağının tavada sıvı hale gelmesi erimedir. Mumun yanarak erimesi zaten erime diyor, erimedir. Isı ve nemden dolayı paslanan demir. Evet bu bozulmadır. O paslardan tekrar demir yapamayız. Evet, tekrar büyük ekrana geçelim. Ve devam edelim. Yine bir açıklama notumuz var. İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir. Doğadaki altın, gümüş, bakır ve su saf maddeye örnek olarak verilebilir. Birden fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Reçel, çay, limonata karışımlara örnektir. Karışımları eleme ile, süzme ile, mıknatıs ile ayırabiliriz. Katı atıklar ayrıştırılarak yeniden işlenerek geri dönüşümü sağlanabilir. Evet, bu güzel bilgi notundan sonra aşağıda verilen karışımların hangi maddelerden oluştuklarını altlarına yazalım demiş. Salata. Ya salata çoğu zaman sebzelerden yapılır. Domates, salatalık, soğan gibi şeylerden yapılır ama buradaki salata biraz meyve salatasına mı benziyor sanki? Yok, sanırım domates, zeytin falan da var. O halde yazalım. Marul var burada. Zeytin var. Domates var. Başka
Anlayabildiğim. Neyse öyle kalsın. Başka şeyler de varsa belki soğan falan da vardır ama görselden anlayabildiğimiz kadar marul, zeytin, domates var. Evet, ayrana geçtik. Ayran bir karışımdır. Peki neyin karışımıdır? Su ve araya artı işareti koyalım. Yoğurt. Su ve yoğurt karışımından ayran oluyor. Kek. Kek yapmanın şarkısı vardı. Un artı yumurta artı süt ve şeker. Unla yumurta, sütle şeker hepsini birden karıştır, kek oluyor. Karışım. Çorbaya geldik. Bu bir domates çorbası olsun, rengi kırmızı. O halde içinde domates var. Başka ne var? Yağ var mecburen. Tuz var. Su var. Ve çeşitli baharatlar da vardır. Bu da bir karışım. Limonataya geldik. Limonatanın nasıl bir karışım olduğunu biliyoruz zaten. Limon suyu ve su ve şeker. Hepsi karışınca limonata oluyor. Aşağıdaki balonları üzerinde yazılı olan maddelere göre ilgili bulundukları demiş çivilere bağlayalım. Su saf madde midir, karışım mıdır? Bildiğimiz su için düşüneceğiz. Bu saf maddedir. Ekmek karışımdır. Onu karışım çivisine bağlıyoruz. Bakır, maden hallerini düşündüğümüz için onlara bir saf madde diyorduk. Çamur. Evet, çamur su ve toprağın karışımından olur. O yüzden çamur bir karışımdır. Demir, maden olarak saf maddedir. Yoğurt. Evet, o biraz ilginç olmuş şimdi. Yoğurt karışım mıdır, saf madde midir? Sütü kaynatırız. İçine maya koyunca yoğurt olur. Ancak burada mayayla sütün karışımından yoğurt olur demek pek doğru olmaz. Çünkü yoğurdu yoğurtla da mayalayabiliyoruz. Sütü yoğurtla mayalayınca da yoğurta dönüşüyor. Dolayısıyla ben buna saf madde demeyi tercih ediyorum. Pek karışım olmaz o. Oksijenin kendisi de yine saf maddedir. Onu da yoğurdun çivisine bağlayalım. Aynı çiviyi iki tane bağlayalım. Ve devam edelim. Saf madde ve karışım bölümü. Aşağıdaki ifadeler doğru ise de yanlış ise Y yazalım. Madde doğada saf madde ve karışım olarak bulunabilir. Doğru. Saf maddeler içerisinde başka bir madde bulunmaz. Zaten o yüzden adı saf madde. Doğru. Karışımlar ayrıştırılamaz. Yanlış. Ayrıştırılabilir. Kum ile çakılı eleme yöntemiyle ayırabiliriz. Kum ile çakıl. Evet, kum daha ince taneli olduğu için elersek kum alta geçer, çakıl üstte kalır. Yani eleme yöntemiyle ayrılabilir. Doğru söylüyor. Makarna ile suyu süzgeç yardımıyla ayırabiliriz. Doğru. Eleme yöntemini katı sıvı karışımların ayrıştırılmasına kullanırız. Yanlış söylüyor. Katı ve sıvılarda süzmeyi kullanıyoruz. Elemeyi katı katı da kullanıyorduk genel olarak. Evet, katıyla sıvı karışmışsa biz onu süzmeyle ayırırız. Genel olarak öyle söyleyelim. O yüzden bu yanlış söyledi. Karışımlar en az 3 maddeden oluşur. Hayır, karışımlar en az 3 değil, en az 2 maddeden oluşur. 2 madde karışınca biz ona karışım diyebiliriz çünkü. Bu da yanlış söyledi. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Kullandığımız tüm maddelerin geri dönüşümü yapılır. Kullandığımız tüm maddelerin geri dönüşümü yapılmaz. Yanlış. Sıvı atıklar geri dönüştürülemezler. Yanlış. Sıvı atıklar da geri dönüşebilir. Geri dönüşümü olan ürünlerin üzerinde bu işaret olur demiş. Evet, bu bir geri dönüşüm işareti, doğru söylüyor. Eğer bir ürünün üzerinde, bir maddenin üzerinde bu işaret varsa o geri dönüşüm yapılabilen bir ürün anlamına geliyor. Biz de ona göre geri dönüşüme kazandırmalıyız o ürünü. Aşağıda verilen görselden altlarına uygun olan ayırma yöntemini yazalım demiş. Evet, makarna ve suyu ayırmak için zaten süzgecin içine koymuşlar, süzme. Burada kum, çakıl gibi şeyler var. Bu elemeyle ayrılır, eleme. Yine burada un var sanırım. Bu da eleme. Aşağıya indiğimizde bu görsel neymiş? Bunun ne demek istediğini çok anlayamadım. Bu kalsın. Burada yine bir süzgeç koyulmuş. Demek ki burada süzme yapılacak. Çay süzeyi olabilir. Ve yine burada işte demir tozlarıyla ya da demir parçalarıyla karışmış başka bir şey görüyoruz.
O halde bu ne yapılıyor? Mıknatısla ayırma yöntemi yapılıyor. Ancak şunun ne olduğunu anlamadım görselin. Bu belki yüzdürme yöntemi olacak olabilir. Ancak şekildekilerin ne olduğunu tam anlayamadım. Şimdi bir şey söylemiyorum, geçiyorum. Gerçek ve hayali unsurlar, gerçek, mecaz, terim, anlam. Türkçe ile ilgili bir bölümdeyiz. Hafta sonu etkinliklerimize geçtik. Aşağıdaki cümlelerin numarasını uygun kutulara yazalım demiş. Hayal ürünü cümleler, gerçek cümleler. Küçük fare durmadan şarkı söylüyordu. Küçük farenin durmadan şarkı söylemesi hayal ürünüdür. Onun numarasını hayal ürününe yazacağız. Bir numara, ağacın boyu evimizin boyundan daha uzundu. Ağacın boyu evin boyundan daha uzun olur mu? Olabilir. Bu gerçek. İki numarayı gerçeğe yazıyoruz. Üç numaradayız. Ağaç dalını kıran çocuklara çok sinirlenmişti. Ağacın sinirlenmesi hayal ürünü olur. İki numarayı hayale yazıyoruz. Üç numaralı kelime cümledeyiz. Ağaç. İki yazmışız zaten. Ağaç dalını kıran üçmüş. Bu üç olacak. Deredeki balıklar müzik sesini duyunca dans ettiler. Balıklar dans etmezler. Hayal ürünü. Dört numarayı da hayal ürüne yazacağız. Beş numaradayız. Kedi köpekten kurtulmak için çok hızlı koşuyordu. Evet, bu gerçek. Kedi hızlı koşabilir. Bal arısı kolonisinde sadece bir tane kraliçe arı bulunur. Evet, altı numara da doğru söylüyor. Her kovanda bir tane kraliçe bulunur. Yedi numaradayız. Horozlar doğan güneşe karşı şarkı söylüyor. Horozlar doğan güneşe karşı şarkı söylüyor. Hayal ürünü. Onu hayal ürüne yazıyoruz. 7 numarayı hayale yazdık. 8 numaradayız. Başarılı olmanın tek kuralı çalışmaktır. 8 numara gerçek. 9 numaradayız. Pinokyo'nun burnu durmadan uzuyordu. Bu hayal ürünü. Onu hayal ürüne yazdık. 9'u. Sivrisinek vızıltısı beni çok rahatsız ediyor. 10 numara gerçek olacak bir şeyden bahsediyor. 10 numarayı gerçeğe yazdık. Ağustos böceği karıncadan yemek istedi. Evet, 11 numara hayal ürünü, bir masal parçası zaten bu. Biraz daha ilerleyelim. Kantinden meyve suyu ve tost aldım. Evet, bu gerçek. 12 numarayı gerçeğe yazdık. 13 numarada devler köye inerek herkesi korkuttu. 13 numara hayal ürünü. 14, bu sene çok sıcak geçecek. 14 numara gerçek bir olaydan bahsediyor. Yani gerçekten olabilecek bir şeyden bahsediyor. Evet, bitti. Aşağıdaki sözcüklerle gerçek ve mecaz anlamlı cümleler kuralım demiş. Evet, burada gerçek ve hayal demiyor. Gerçek ve mecaz diyor. Bu biraz birbirinden farklı. Mecazla hayal. Mecaz anlamda gerçek anlamın dışında kullanılmasına biz mecaz diyoruz. Güneşle ilgili şimdi gerçek ve mecaz cümle kullanacakmışız. Güneş. Yarın hava güneşli olacak. Bu gerçek anlamı oldu. Şimdi mecaz anlamlı kullanalım. Haberi duyunca yüzünde güneş açtı. İşte bu mecaz oldu şimdi. Haberi duyunca yüzünde güneş açtı. Yani bizim o güneş geldi onun yüzüne gelip yüzünde mi açtı? Hayır, yani yüzü parladı, yüzü gülümsedi, yüzünde mutluluk ifadesi oldu gibi bir anlama getirdik bunu şimdi. Biz işte mecaz anlamda kullandık. Yoksa güneş arkadaşımız yüzünde açmadı. Sadece orada mutluluk ifadesini anlatmak için o güneşi kullanmış olduk. Böyle olunca da mecaz oldu. Toprak. Toprakla ilgili gerçek anlam. Fidanı toprağa diktik. Bu gerçek anlam. Şimdi toprakla ilgili mecaz bir anlam olacak cümle kuralım. Aile çocuk için topraktır. Evet, bu mecaz oldu. Şimdi burada aile topraktır deyince aile toprağa dönüşüyor anlamına söylemiyoruz biz bunu. Nasıl ki işte bitkiler topraktan yetişiyorsa, oradan topraktan besleniyorsa çocuğun toprağı da aileymiş. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani her şeyini aileden alır. Öğrenmesi gereken şeyleri aileden öğrenir. Yani ona muhtaçtır anlamına gelmiş oldu. Yoksa aile toprağa dönüşmüyor. Şimdi okul için gerçek anlam kullanacağız. Ne diyelim? Haftada 2 gün okula gidiyoruz. Bu gerçek anlamdaki okul. Şimdi okulla ilgili mecaz anlam.
Doğa diyelim. Doğa tatili olmayan okuldur. Burada da doğayı okula benzetmiş olduk. Oradaki okul gerçek bildiğimiz okul değil. Bizim işte içinde öğretmenler olan bina olan okul değil. Doğanın da bir şeyler öğreten bir yer anlamında olduğunu ve hiçbir zaman tatilin olmadığını, sürekli işlediğini anlatmaya çalıştık. Aşağıdaki sözcüklerin terim anlamlarını kullanarak cümle yazalım. Terim anlam ne demekti? Bir sanat, bir meslek, bir bilim dalı gibi şeylerde kullanılan sözcüklere biz terim anlam diyorduk. Şimdi perde sözcüğü evimizdeki perde anlamında kullanırsak terim olmuyor. Ancak tiyatrodaki perde yani oyunun bölümleri olan perde anlamında kullanırsak terim anlam oluyordu. O halde onu terim anlamıyla kullanacağımıza göre şöyle bir cümle yazalım. İkinci perde çok heyecanlıydı. Şimdi ikinci perde çok heyecanlıydı derken evimizdeki perdeyi kastetmiyoruz işte. Yani bir oyun izlemişiz. İkinci perde demek oyunun ikinci bölümü anlamına geliyor. O bölüm çok heyecanlıymış. Doğru. Doğru kelimesini terim anlamı olarak kullanacağız. Terim anlamı kullanmamız için matematikteki anlamını kullanmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle diyelim. Çizdiğim doğru hatalı olmuş. Evet, bir doğru çizmesi istenmiş. O da bir doğru çizmiş ama hatalı olmuş. Belki isimlendirmesine hata yaptı. Belki iki ucuna ok koymayı unuttu. Terim anlamında kullandık. Yani matematikteki düz çizgi, iki ucu sınırsız olan düz çizgiye biz doğru diyorduk. O anlamda kullanmış olduk. Açı, yine matematik anlamıyla kullanalım. Açı. Haftaya açılar konusunu öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Yine buradaki açılar kelimesi matematikteki açı anlamında kullandık. Yani bir bilim dalındaki anlamıyla kullandık. O yüzden terim anlamı oldu. Portre. Portre nedir? İşte insanın omuzundan üstünde kalan bölümüne biz portre diyoruz. Yani vesikalık fotoğraf gibi düşünelim. O bölüme portre deniyor. Yine bunu resim alanında kullanırsak terim anlamı olmuş oluyor portre. Ne diyelim o zaman? Arkadaşım portremi çizdi. Nota müzikteki anlamıyla kullanırsak terim anlamı oluyor. Müzik sanatına ait bir sözcük olduğu için. Ama o anlama gelecek şekilde kullanmamız gerekiyor. Nota okumayı bilmiyorum. Evet, notalar müziğin alfabesidir. Nota okumayı bilmiyormuş. Kare, yine matematik anlamıyla kullanırsak terim anlamı olacak. Çizdiğim kare diyelim. Çizdiğim kare olmamış. Virgül koyalım. Olmamış. Yani bir kare çizmesi istenmiş ama o da yanlış çizmiş. İşte buradaki kare kelimesini matematik anlamıyla kullanmış olduk. Yani terim anlamı oldu. Taç. Evet, bu taç futboldaki yani bir spor dalına ait bir sözcük. O anlamda kullanmamız gerekiyor terim olması için. Hakem taç kararı vermiş. Hakem taç kararı vermiş. Bunu şeyle karıştırmayalım. Bir de tac var işte prenseslerin falan kafasına taktığı. Bu o değil. Tac değil. Taç. Yani futbolda topun çizgiden dışarı çıkmasına taç denilebiliyor. Evet, terim anlamını tekrarlayalım. Terim anlamı eğer bir kelime herhangi bir bilim dalına, bir spor dalına, bir meslek dalına ait olarak kullanılıyorsa biz ona terim anlamı diyoruz. Onun haricinde kullanılınca terim olmuyor. İşte az önce dediğimiz perde kelimesi gibi evimizdeki perdeyi söyleyince terim anlamı olmuyor ama tiyatrodaki perde yani oyunun bölümleri anlamında kullanırsak terim anlamı oluyor. O yüzden bir kelimenin terim anlamı olup olmadığını anlamak için cümlesine bakmak gerekiyor. Cümledeki anlamına göre karar verebiliyoruz. Grafik ve tablolar yorumlama matematik bölümüne geçtik. Aşağıda verilenlerden yararlanarak çetele ve sıklık tablosunu doldurup sütun grafiğini tamamlayalım. 4A sınıfında 12 kişi kırmızı, 8 kişi sarı, 6 kişi pembe, 4 kişi mavi ve 3 kişi mor rengi seviyormuş. Evet, bunlara biz veriler diyoruz. Onları da bir tekrarlamış olalım. Veri. Veri demek toplanan bilgiler demek. Şimdi bir araştırma yapmışlar ve bu bilgileri elde etmişler. Yani bunlar bizim verilerimizi oluşturuyor, elde ettiğimiz bilgiler. Bunların çetele tablosunu, sıklık tablosunu ve sütun grafiğini oluşturmamızı istiyor. O halde
Sevilen renklerin çetele tablosu. Evet, grafiğim, tablomuzun başlığı. Bu şekilde olunca biz buna tablo diyoruz. Tablonun başlığına baktığımızda bu tablonun çetele tablosu olması gerekiyor. Şimdi kırmızı verilere bakıyoruz. Yani bilgilere bakıyoruz. 12 kişi kırmızı. Çetele tablosunun özelliği neydi? Çiziklerle yapıyorduk ve her 5'i ortadan çiziyorduk şu şekilde. Bakın 12'yi tamamlayacağız şimdi. Kırmızı 12 kişi olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5'i ortadan çiziyoruz. 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5, 5, 10 oldu ama 12 olacaktı. 1, 2. Evet, 5, 10, 12 kişi. Sarı için 8 kişiymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pembe için 6 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mavi için 4 kişi. 1, 2, 3, 4. Mor için 3 kişi. 1, 2, 3. Sevilen renklerin sıklık tablosu. Sıklık tablosuna direkt sayıları yazıyorduk. Kırmızı 12 kişi, sarı 8 kişi, pembe 6, mavi 4 ve mor 3. Şimdi geldik grafik bölümüne. Bu da bir sütun grafiği. Önce başlığa bakıyoruz. Sevilen renklerin sütun grafiği. Evet, dikey olan çizgi sayılara ayrılmış. Yatay olan çizgi de renklerin ismine ayrılmış. Dikey bölümünde 2 kişi, 4 kişi, 6 kişi, 8 kişi, 10 kişi, 12 kişi gösterecek şekilde sayılar yerleştirilmiş. Şimdi kırmızı kaç kişiydi? Verilere bakıyoruz. 12 kişi. O halde kırmızı 12'nin hizasına çıkacak. Yani şuraya çıkması lazım. Dolayısıyla oradan aşağıya kırmızıya sütun çizgimizi indiriyoruz. Evet, 12'yi gösteriyor. Sarı için 8 kişi olacaktı. Sarı için 8'e kadar bir sütun çiziyoruz. Pembe için 6 kişi. 6 çizgisine kadar bir sütun çiziyoruz. Mavi için 4 kişi. 4 kişiye kadar bir çizgi çizdik. Mor için, evet, buna dikkat edelim. Morda 3. Ancak sayılar bölümüne baktığımızda burada 3 yok. 2'den 4'e geçiyor. O halde 3 neresi olacak? Tam ortası gibi olacak. Dolayısıyla biz de ona dikkat ederek tam ortaya gelecek. Yani ne 2 olacak ne 4 olacak. Ortada kalacak. Evet, bu şekilde yaptık. Daha sonra sütun grafiğimizde sütunları istersek böyle renkli renkli de boyayabiliriz. Daha güzel bir görüntü elde etmiş olabiliriz. Grafik ve tabloların amacı elde edilen verilerin daha kolay anlaşılabilir hale gelmesini sağlamış oluyoruz. Her bakan kişi bu verilere göre yapılan çalışma hakkında bilgi sahibi olmuş olabiliyor. İşimizi kolaylaştırıyor yani. Yarma Kaya İlkokulu okul temsilcisi seçimi grafiğini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayalım. Bir grafik var. Başlığına baktığımızda Yarma Kaya İlkokulu temsilci seçim grafiği olduğunu anlıyoruz. Alınan oylarla ilgili bölüm dikeyde gösterilmiş. Yatay çizgide de adayların isimleri gösterilmiş. Buna göre cevaplamamızı istiyor. Temsilcilik seçiminde birinci ve ikinci olan adaylar toplam kaç oy almıştır? Birinci ve ikinci olan adaylar. Birinci olan aday, birinci Oktay. Kaç oyu var? Grafiğe baktığımızda 20 oyu var. İkinciler, evet, Mert ve Işıl aynı oyu almış. Yani onların ikisi de ikinci olmuş. Mert kaç oyu var? 15. Ve Işıl, o da ikinci. Onun da kaç oyu var? Yine 15. Aynı oy almışlar. Bize toplamda kaç oyları var diye soruyor. Bunları topladığımızda 30-50 oyları olduğunu görüyoruz. Geçelim ikinci soruya. En az ve en çok oy alan iki kişi toplam kaç oy almıştır? En az ve en çok. En çoğu zaten biliyoruz. En çok Oktay almıştı. Kaç ay almış, oy almıştı? 20. Peki en az alan kaça oy almış? Grafiğe hemen bakalım. En az alan Hacer 5 oy almış. O halde en fazla alanla en az alanı toplamamız istediğine göre 20 ile 5'i toplayacağız. O da 25 eder. Kimlerin aldığı oy sayısı birbirine eşittir? Evet, Mert ve Işıl'ın oyları eşitti. O yüzden onları eşitlik şeklinde yazıyoruz. Mert eşittir Işıl. Onlar eşit sayıda oy aldılar. Yarmakaya İlkokulu temsilcisi kim olmuştur? Evet, kim olmuş? Oktay olmuş. Seçimde en az ve en fazla oy alan öğrencilerin isimlerini yazalım. Zaten birinci soruda da onu yazmıştık. En az ve en fazla oy alan. Ha, en az diyormuş. O zaman Hacer. En az Hacer. En fazla Oktay oy almış. İsimlerini yazdık. Başka soru var mı? Geçiyoruz. Karışımları ayırma yöntemleri.
Odun talaşı, su. Odun talaşı ve suyu ayırmak için süzme, eleme, yüzdürme. Burada odun talaşıyla suyu ayırmak için süzmeyi kullanabiliriz. Biri oraya yazalım. Odun talaşı katı, su sıvı olduğu için katı ve sıvıları ayırmak için süzme kullanabiliriz. Ayrıca bunun için yüzdürmeyi de kullanabiliriz. Çünkü odun talaşı suyun yüzeyinde yüzer. Zaten üzerinden onu topladığımız zaman ayırmış olabiliriz. O yüzden odun talaşı ve suyu hem süzmeyle ayırabiliriz hem yüzdürmeyle ayırabiliriz. O yüzden onu yüzdürmeye de yazalım. Kum ve çakıl. Kum ve çakıl ikisi de katı olduğu için elemeyle ayırırız. İki numarayı elemeye yazalım. Demir tozu ve odun talaşı. İşin içinde demir tozu olduğuna göre mıknatısla ayırma kullanılacak. Üç numarayı mıknatısa yazabiliriz. Makarna ve suyu, makarna ve su katı ve sıvı var işin içinde. Süzmeyle ayırabiliriz. Makarna ve suyu yani 4 numarayı süzmeye yazalım. 5 demir bilye ve çakıl. Evet, demir bilye ve çakılı mıknatısla ayırabiliriz. O yüzden 5'i mıknatısa yazalım. Pirinç ve nohut. Pirinç ve nohut ikisi de katı madde ancak pirinç daha küçük taneli olduğu için elemeyle ayrılabilir. O yüzden 6 numarayı elemeye yazalım. 7 numaradayız su ve saman. Evet, su ve samanı hem süzmeyle ayırabiliriz. 7 numara göre yazalım. Hem de yüzdürmeyle ayırabiliriz. İki yöntemi de kullanabiliriz. Çünkü saman suyun üzerinde yüzer. Biz yüzeyinden samanı topladığımız zaman ayırmış oluruz. 8 numaradayız. Toprak ve demir tozu. Toprak ve demir tozunu yine demir tozunu gördüğümüz için mıknatısla ayırabiliriz. 8 numarayı mıknatısa yazalım. Un ve mercimek. Un ve mercimek ikisi de katı madde ancak un daha küçük taneli olduğu için elemeyle ayırabiliriz. 9 numarayı elemeye yazalım. 10 numaradayız bakır ve demir. Demiri mıknatıs çeker ama bakırı çekmez. O yüzden mıknatısla ayırabiliriz. Çektikleri demir olur, kalanlar bakır olur. 10 numarayı mıknatısa yazabiliriz. Başka ne kalmış aşağıda? Şeker ve suyu. Şeker ve suyu. Evet, şeker ve suyu ancak buharlaştırmayla ayırabiliriz. Suyu buharlaştırınca su gider ancak şeker geride kalır. O yüzden bunda buharlaştırma kullanmamız gerekir. 11'i buharlaşmaya yazdık. Saman ve buğday. Yine saman ve buğdayda da yüzdürmeyi kullanabiliriz. Ayrıca süzmeyi de kullanabiliriz. O yüzden 12 numarayı süzmeye de yazalım. 12 numarada süzme de kullanılabilir. Ne kaldı? Tuz ve su, aynı şeker ve suda olduğu gibi tuz ve suyu birbirinden ayırmak için, bu karışımı ayırmak için yine buharlaşmayı kullanmak zorundayız. Buharlaştırdığımızda yani ısıtıp kaynattığımızda su buharlaşıp kaybolur gider. Geride kalan tuz olmuş olur. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayalım. Mıknatıs, cam, metal, karışım, plastik, kağıtları süzgeç. Doğada birçok madde karışım haldedir. Çöplerdeki demirleri ayırmada dediği için ne kullanırız? Mıknatıs. Çöplerdeki cam, metal, plastik gibi atıkları geri dönüşümle göndermeliyiz. Kullanılmış kağıtlar kaldı orada. Kağıtları geri dönüşüme göndermek ormanların korunmasını sağlar. Süzme yöntemini kullanmak için süzgeç kullanırız. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Aşağıda verilen gösterilen ihtiyaçlarımızı ihtiyaçlara, istekleri istekler bölümüne yazalım demiş. Şöyle yapalım. Evet, ayakkabı, oyuncak, araba. Sıradan gidelim o zaman. Ayakkabı ihtiyaçtır. Ayakkabı. Oyuncak araba bir istek olabilir. Oyuncak araba. Ev bir ihtiyaçtır. Evden sonra top var. Top istektir. Daha sonra oyuncak bebek. Bunu da şunun yanına yazalım. Oyuncak bebek bir istektir. Sonra süt var. Süt ihtiyaçtır. Sütü ihtiyaç bölümüne yazdık. Bu tablet. Tablet bazen ihtiyaç, bazen istek olabilir. O yüzden ikisine de yazalım. Tablet. İsteğe de yazalım onu. Tablet. Günümüzde uzaktan eğitimde falan bir ihtiyaç ama normal zamanlarda olsaydı onu bir isteğe yazardık.
İlerleyelim şimdi. Orada bir yemek görüyorum. Yemek bir ihtiyaçtır. Ona yemek diyelim biz. Soslu makarna gibi görünüyor. Daha sonra piknik yapan bir aile görüyoruz. Evet, piknik bir ihtiyaçtır. Neden ihtiyaç dedik biz buna? Bu bir sosyal ihtiyaçtır. Yani ailenin bir arada olması, birlikte zaman geçirmesi bir ihtiyaçtır. Cep telefonu, evet, telefon diyelim biz ona. Telefon da bir ihtiyaçtır. Elbise ihtiyaçtır. Ve çanta yine bir ihtiyaçtır. Doğrulara de yanlışlara ya yazalım. Barınma temel ihtiyaçlarımızdandır. Barınma deyince içinde yaşayacağımız yer oluyor barınma. Doğru söylüyor bu temel ihtiyaçlardan. Herkesin istekleri aynıdır. Yanlış, herkesin isteği aynı olmaz. Temel ihtiyaçlarımız yaşamamız için çok önemlidir. Doğru. Sinema ve tiyatro sosyal ihtiyaçlardandır. Doğru. Sosyal ihtiyaçlarımız önemli değildir. Yanlış. Okula gitmek ihtiyaçlarımızdan biridir. Doğru. Evimiz bizim sosyal ihtiyacımızdır. Yanlış, o temel ihtiyacımızdır. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir. İstekler ihtiyaçlardan önemlidir diye yanlış söylüyor. Ayakkabımız varken yenisini almak istektir. Doğru. İstekler yaşamamız için şart değildir. İstekler yaşamımız için şart değildir. Doğru, isteklerimiz yerine gelmese de yaşayabiliriz. Bazı istekler zaman içinde ihtiyaca dönüşebilir. Doğru. Az önce ne demiştik mesela? Tablet bir istekti normal zamanlarda, ancak günümüzde bir ihtiyaca dönüştü. Çalışmalarımız burada sona erdi. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.